Sen gazetecilik yapıyorsun, ben ise vatanı düşünmek zorundayım. Yani mesajımız çok kapalı bir şeyde. Ama aynı Hande, bu Hande'nin mahkus talihi, aynı Hande bu sefer Kılıçdaroğlu'na düçar oluyor. Burada tabii geçen gün niye böyle bir şey Batuhan yazmıştı köşe yazısında, Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi Ankara temsilcisi. Köşesinde yazmış ya, CHP içerisinde inanılmaz bir polemik var Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında diye. Az önce sorumun şeyi şu: Kemal Kılıçdaroğlu hangi sıfatla yayına çıkıyor? Ha, o çok önemli. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı. Evet, doğru mu? Evet. Muharrem İnce apoletlerini, apolet diyeyim bari, hani şey apolet armasını CHP kendi apoletini sökerken, kendi apoletini söküp biliyorsun CHP'li olmaktan ayrıldı, tamamen evet, tarafsız ve bağımsız bir cumhurbaşkanı adayı oldu. CHP'nin gösterdiği CHP'li olmayan tarafsız ve bağımsız Yalova milletvekili cumhurbaşkanı adayı evet, oldu Muharrem İnce. Ama çocukluğumdan beri CHP'liyim ben, dibine kadar da tabii, okulları hissediyorum diyen. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Şimdi bu Muharrem İnce'nin medya tarafından daha önce Selahattin Demirtaş'ın pohpohlanması gibi aynı şekilde pohpohlanıyor olması Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlayabildiğimiz kadarıyla çileden çıkartıyor. Şimdi sen adayına tarafsız ve bağımsız diyeceksin. Bu tarafsız ve bağımsızlığı gölgelenmesin diye biz ortak miting yapmıyoruz diyeceksin. Ama sen yayına çıkabilmek adına Hande'yi, diğer arkadaşları, meslektaşları arayıp kendini yayına davet ettireceksin. Çıkacaksın. E bu nasıl oluyor? Yani beraber miting yapmıyorsun tarafsızlığına gölge düşmesin diye, ama televizyon kanallarına gidiyoruz çıkıp ondan. Tamam mı? Cumhurbaşkanı adayını hesapta tırnak içinde desteklemek için yayına çıkıyorsun, ama o yayında da Muharrem İnce'yi gömerek çıkıyorsun. Ya, gömmüşsün. Gömüyorsun bayağı. Yani yalan başka bir şey değil. Diyor. Muharrem İnce düpedüz yalan söylüyor. Çünkü FETÖ'yü istenen görünmez belgelerin sahte olması ya da bu belgelerin falan usulüne uygun olmaması gibi bir iddia söz konusu değil. Evet. Bir iki ufak falan filan, nokta hatası, virgül hatası falan filan olmuş olabilir, ama bu da esasa ilişkin bir anlam ifade etmiyor. Cümlesini affedersin kapak niyetine Kanada yayınında evet, çakıyor Muharrem İnce. Neden? Niye? Neden? Ben sana söyleyeyim neden. Şöyle. Olay buraya geldi. Bu şaka değil. Çok az kaldı ya. Bak burada kaç sene? 12 gün mü kaldı? 12 gün kaldı. 12 günümüz var değil mi abi? 12 evet, gün sonra olay bitiyor. Bak burada uyarıyorum. Ben bugünleri hatırlatacağım. 12 gün sonra şey bitecek. Olmazsa özür dileyeceğim milletten. 12 gün sonra içeride öyle bir kavga var ki. Ha ne diyordu Kılıç, hatırlıyor musun? Meşhur lafı Muharrem İnce'nin. Adam 52 almış. Niye 55 değil diye bunu tartışıyor. Sen diyorsun ki efendim bunu niye niye CHP 25'te kalmış, bunu tartışırsanız efendim adamın şeyini gölgelersiniz. Yok ya. Bak adam %25 almış. Kılıçdaroğlu ben olacak biliyor musun? Yenmiş de yenmiş var ya. Buraya geliyoruz, az kaldı. Çok az, çok az bir şey kaldı 12 gün sonra. Muharrem'in ekibi Kılıçdaroğlu biliyor. Şu anda bak Muharrem'in ekibi var ya, yenmiş de yenmiş ekibi. Sen şimdi bana kurbanlık gönderdin. Tamam mı? Çıkmış dün televizyona diyorsun ki böyle böyle yanlış. Hangi sıfatla diye soruyorsun. Dün de bir şey daha söylüyor. Ben diyor 4 yılda bu ülkenin terör dedi, terör belasını bitiririm diyor. Kılıçdaroğlu'nun ifadesi. Dünkü konuşması. 4 yılda terörü bitiririm diyor.